Fethullahçı terör örgütünün darbe girişimi sırasında komuta merkezi olarak kullanılan Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin sivil imamlarla Ankara'ya bomba yağdıran pilotların da arasında bulunduğu 365'i tutuklu 475 sanıklı davada karar açıklandı. Duruşma Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki 1800 kişilik salonda görüldü. En iyi rakamlı ...15 Temmuz hain darbe girişiminde darbe girişimini Akıncı Üssü'nden yöneten Kemal Batmaz, Hakan Çiçek, Nurettin Oruç ve Harun Biniş 79 kez ağırlaştırılmış müebbete çarptırıldı. Ankara'yı vuran pilotlara yakıt sağlayan eski İncirlik 10. Tanker Üst Komutanı Tuğgeneral Bekir Ercanvan, 79 kez ağırlaştırılmış müebbet, darbeci F-16 pilotlarını yönlendiren eski Yarbay Hakan Karakoş, 79 kez ağırlaştırılmış müebbet, F-16'lara bombalama talimatlarını ileten eski Yüzbaşı Mustafa Mete Kaygusuz, dönemin ÖKK Komutanı Zekai Aksakallı'yı derdest etmeye çalışan ekibin başındaki eski Albay Fatih Yarımbaş, 9 kez ağırlaştırılmış müebbet aldı. ...15 Temmuz'da dönemin Jandarma Genel Komutanı Galip Mendi'yi alıkoyan eski Tuğgeneral Timurcan Ermiş ağırlaştırılmış müebbet, Türkiye Büyük Millet Meclisi TürkSat ve Polis Özel Harekat Dairesi'ni bombalayan eski pilot Yüzbaşı Hüseyin Türk'e 79 kez ağırlaştırılmış müebbet, Ankara Emniyet Müdürlüğü'nü bombalayan pilotlar Mehmet Yurdakul ve İlhami Aygül 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edildi. Darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi yakınındaki 15 kişiyi şehit eden pilot Müslim Macit, 16 kez ağırlaştırılmış müebbet, Ankara Emniyet Müdürlüğü'nü bombalayan eski üsteğmen Mustafa Özkan, 3 kez ağırlaştırılmış müebbet, F-16 pilotlarına bombalanacak yerleri bildiren eski Yüzbaşı Ahmet Tosun, 79 kez ağırlaştırılmış müebbet, dönemin Hava Kuvvetleri Komutanlığı Genel Sekreteri eski Albay Veysel Kavaka, 79 kez ağırlaştırılmış müebbet, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni bombalayan eski pilot Yarbay Hasan Hüsnü Balıkçı, 79 kez ağırlaştırılmış müebbet, Emniyet Havacılık Dairesi bombalayan pilotlar Mehmet Çetin Kaplan ve Ertan Koral A 8'er kez ağırlaştırılmış müebbet, Hava Kuvvetleri Komutanlığı Genel Sekreterliğinde görevli eski Albay Ali Durmuş 79 kez ağırlaştırılmış müebbet, Hava Kuvvetleri Harekat Merkezi'ni ele geçirmeye çalışan eski Tuğgeneral Kemal Mutlum 79 kez ağırlaştırılmış müebbet, eski Hava Kuvvetleri Komutanlığı Lojistik Başkanlığı Sistemler Daire Başkanı Tuğgeneral Recep Sami Özatak 79 kez ağırlaştırılmış müebbet, Üssün Harekat Plan Subayı olan eski Binbaşı Murat Bicil 79 kez ağırlaştırılmış müebbet, 143. Filo Harekat Subayı olan eski binbaşı Ali Karabulut 79 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Akıncı davasında FETÖ ile başı Fethullah Gülen ve sivil imam Adil Öksüz'ün de arasında bulunduğu 6 firari sanığın dosyasının ayrılması kararlaştırıldı.